artık tahammül edemiyorum şu Allah'ın cezası şeye. Canım aldırma, çalsın çalacağı kadar. Çalar çalar vazgeçer nasılsa. Aldırırım aldırmam, orası benim bileceğim iş. Canım ben senin iyiliğin için söylüyorum. Aynaya bir baksana, yüzün ne halde? Ne halde olursam olurum, kimseyi ilgilendirmez bu. Hem sonra sen benim öz annem misin ki içip paralarsın ha? Annen olmayabilirim ama babanın karısıyım. Bunu da inkar edemezsin herhalde. Hem baban yokken bu evde disiplini sağlamak tabii ki doğal olarak bana düşüyor. Hangi disiplin acaba? Şu sırada disiplin mi kaldı ortada? İşte bunda haklısın. Ay ödüm kopuyor vallahi babam eve gelecek diye. Kim bilir şu kapıdan içeri girer girmez nasıl kıyameti koparacak. Ondan sonra eline geçerse fırlatır artık etrafa. Hadi eşyaları olanlar neyse her zamanki gibi yerine yenileri alınır. Ya bize çektireceği eziyet? Aman sus, aklıma getirme. Aa, sana ne oluyor ya? Ne korkuyorsun ki? Bir de erkek olacaksın. Bırak da onu biz düşünelim değil mi? Biz kadınlar. Ama ben bir şey yapmamışım küçük hanım. Beyefendi benden için kızacak. Buyur buradan yak. Bu da ağlamak için fırsat kolluyor. Sana bir şey söyleyen oldu sen mi? Bak yani Gül demek istedi ki beyefendi senden şüphelenmez. Aslında hiçbirimizden şüphelenmemesi gerekiyor. Yani kim onu bu evde böyle planlı bir şekilde arsenikle zehirlemeye kalkar? Hiç anlamıyorum doğrusu. Olacak şey değil bu. Ama olmuş işte. Bak kaç gündür kontrol altında tuttular hastanede. Sonunda da teşhisi koymuşlar işte. Toksikoz oral. Yani Türkçesi ağız yoluyla zehirlenme. Yo. Ben ihtimal veremiyorum. Hayır. Sen istediğin kadar ihtimal verme Lale Hanım. Adamlar çoktan kararlarını vermişler. Zehirlenme. Hem de arsenikle. Sen gazetelere bakma. Onlara haber olsun. Onlar abartırlar hep böyle. Doktor siz zehirlenmişsiniz müfettiş bey dediğinde kim bilir nasıl da renkten renge girmiştir babamın yüzü. İyice kızarmıştır artık zaten kırmızı. Şimdi gösteririm ben sana. Alo. Ne? Hınıslılar derneği mi? Hınıslı mınıslı yok burada hemşerim. Buyurun. Ney gazetesi? Ha ney? Ha. Kardeşim sabahtan beri 70 kere oldu. Aramayın artık. Ya size kaç defa söyleyeceğiz birader? Ne? Hasta. Ama belki önemli bir ses söyleyecekti. Ah ben çok korkuyorum hanımefendi. Ne? Yoksa senin vicdanın mı rahatsız ediyor? Hayır. Vicdanım değil. Basim, basim böyle çonkluyor. Ay bırak şu ağlamayı. Bas üstünden hanımefendi. Yemek ne alemde, sen onu söyle. Ağzınıza layık, fevkalade pisti. Güzel, yemek saatine kadar beyefendi de gelir herhalde. Ah kaç gündür ev yemeğine hasret kaldı, zavallı kocacığım. Bir bakıma iyi oldu. Hiç olmazsa birkaç kilo vermiştir bu arada. Sen kendi haline bak. Vallahi artık ben babamın bu evde eskisi gibi yemek yiyeceğini hiç sanmıyorum. Niye? Niye olacak canım? Artık her sofraya oturuşumuzda içimizden birinin kendisini zehirleyeceğinden şüphelenecek de ondan. Oo, hoş geldiniz doktor bey. Buyurun buyurun. Şeref gelmedi değil mi hala? Ah, gelmedi doktor bey, gelmedi. Biz de öyle merak ediyoruz. Vallahi çocuklar ne diyeceğimi bilemiyorum. İnanılmaz bir olay bu. Gazeteyi okuduğumdan beri başka bir şey düşünemez oldum. Bir türlü aklım almıyor. Kim yapabilir bu işi? Nasıl yapar? Ama biri yapmış işte doktor amca. Gazetelerin hepsi de yalan yazmıyor ya. Ama siz inanmıyorsunuz değil mi doktor bey? Yani böyle bir alçaklığı bizden birinin yapabileceğini düşünmüyorsunuzdur. Buyurun. Yine başladı. Boşver. Çalar çalar susar. Ya biriniz cevap versenize şuna. Niye cevap verelim doktor bey? Hep aynı şeyleri soruyorlar. Müfettiş bey gelmedi mi daha? Müfettiş beyle konuşacak. Sanki biz onu gazetecilerle görüştürmüyormuşuz gibi. Ha evet. Okur okumaz doğru hastaneye koştum. Bu yüzden biraz geciktim. Affedersiniz. Rica ederiz doktor bey. Ben de aynı şeyi yaptım ama boşuna. Başhekimi gördünüz mü bari? Maalesef. Ben gördüm. Ne dedi? Laboratuvar aldanmaz. Ortada kapı gibi rapor var. Lamicim yok. Bal gibi zehirlenme dedi.
Yalnız anlamadığım bir şey var. Bu adam saat 10'a doğru oradan çıktığına göre hala ortalıkta yok. Nereye gitmiş olabilir? Ne yapıyor acaba? Ne yapacak? Sokak sokak dolaşıp vitrin bakıyordur. Vallahi ben babamın yerinde olsam gece yarısına kadar şurada burada oyalanırdım. Niye? Niye olacak canım, hiçbirimizin yüzünü görmemek için. Bu raporda bir yanlışlık olamaz mı doktor bey? Kimya pozitif bir ilimdir Lale Hanım. Onun için yanlışlık söz konusu olamaz. Yani bu işi bizim yaptığımız kesin, bunu mu söylemek istiyorsunuz? Tabii ki hayır. Sizler benim en sevdiğim arkadaşımın karısı ve çocuklarısınız. Onu nasıl seversem sizi de öyle severim. Ama ortada bir rapor var. Böyle olunca da insan ister istemez... Şeref, ya nerede kaldın birader? Hoş geldin kocacığım. Merhaba baba. Nasılsın baba? Beyefendi, vallahi patlamışız meraktan. Hayatım, ben elindekileri alayım. Dokunma, bırak! Niye, ben kötü bir şey söylemedim ki? Doktorla yalnız görüşmek istiyorum. Tabii hayatım. Ama daha önce biraz şöyle uzak... Biraz yok! Doktorla yalnız görüşeceğim dedim. Çık! Hadi! Sakin ol hayatım. Çocuklar, babanız doktorla yalnız görüşmek istiyormuş. Hadi biz gidelim. Doktorla konuştuktan sonra benim de sana söyleyeceklerim var. Asıl benim sana soracaklarım var. Hem de yalnız sana değil, hepinize. Teker teker. Hadi git şimdi. Tamam. Yahu nerede kaldın birader? Hadi gel bahçede konuşalım. Ya kardeşim, neredesin sabah beri? Doğru hastaneye koştum, kimseye haber vermeden çekip gitmişsin. Üstelik faturayı bile ödememişsin, ben ödedim. Ne işin vardı canım o saatte orada? Gazeteyi okur okumaz soluğu orada aldım. Ya gördün değil mi doktorcuğum? Büyüklü küçüklü bütün gazeteler benden bahsediyor. Ya durup dururken meşhur bir adam oluverdim. Memlekette adımı duymayan kalmamıştır mutlaka. Dur canım dur, hemen dramatize etme. Sakin ol, belki haklısın ama... Ama gerçek, hem de gerçeğin ta kendisi doktorcuğum. Bak sen aylardır benim bu bayılıp ayrılmalarıma bir teşhis koyamamıştın ya. Bak, al işte sana teşhis. Yani iyi ki akledip de beni hastaneye götürdün. Hastaneye götürdün de durum ortaya çıktı. Hay Allah, bir türlü aklım almıyor. Kimsenin kokodilat ve arsenobenzolle zehirler. Doktorcuğum, bunun artık şükredilecek bir tarafı kalmadı diyorum sana. Bak işte kapı gibi rapor geldi laboratuvardan. Oradaki bütün doktorlar da gördüler bunu. Ne zaman söylediler sana? Dün sabah tırnaklarımı ve saçımı kesip tahlile gönderdiler laboratuvara. Öğleden sonra da başhekim beni odasına çağırdı. Bütün doktorlar da orada toplanmıştı. Ve durumu açıkladılar bana. Bereket versin, sağlam bir bünyem var. Yoksa o kadar zehri alan adam öteki dünyayı boylardı. Başhekim, Şeref Bey çok dikkatli olun. Etrafınızda sizi zehirlemeye çalışan birisi var. Bizden söylemesi diye ikaz etti. Dur canım dur. Kale gibi yapın var. Öyle bir iki damla zehirle falan öteki dünyayı boylamazsın. Hmm. Vallahi seni öteki dünyaya göndermek için balyoz lazım, balyoz. Eğlenmenin tam sırasını buldun yani doktorcuğum. Ya ben burada canımla uğraşıyorum, sen benden kafa bulmaya çalışıyorsun. Bir de en iyi çocukluk arkadaşım ve aile doktorumuz olacak şaka, Mengü'ye. Şaka ama eşek şakası. Neyse, oradan ayrıldıktan sonra bu saate kadar ne yaptın söyle bakalım. Sinemaya gittim, 12 matinesine. 12 matinesine mi? Evet, ucuz olsun diye. Önce dışarıya çıkıp biraz dolaşayım, sağa sola bakayım, belki açılırım falan diye düşündüm. Ama olmadı, yapamadım. Sonra çiçek pasajına gidip kafayı çekmek aklıma geldi ve gittim de. Tamam, sen orada sızıp kalmışsındır. Ne gezer doktorcuğum, ne gezer. Tam 4 duble vodka içtim, bana mısın demedi vallahi. Dublesi 40.000 liradı. Ya, dünyanın parasını verdim, çıktım dışarı oradan. Oradan doğru sinemaya mı? Karanlık biraz sinirlerimi yatıştırır diye düşündüm. Bari yatıştırdı mı? Ne gezer, bilakis ayağa kaldırdı iyice. Doktorcuğum, yani filmin konusu da bir rastlandı, bak anlatayım de gör. Agatha Christie'nin bir romanından filme almışlar. Miras için bütün aile fertleri yapmadıkları kötülük bırakmıyorlar. Yani tıpatıp bizim bugünkü durumumuz gibi. Böyle afakanlar bahsi, bir şey geldi buram attık kandı.
Kendimi zor attım dışarı sinemadan. Bu da kim? Kokumu aldılar gene galiba. Kim bilir hangi gazetedir? Seni arayıp duruyorlar. Alo, buyurun. Ne programı beyefendi? Evet, benim. Tamam beyefendi, sabah arkadaşlarınız geldiler işte. Orada böyle ışıldaklar, ışıklar, kameralar, film çevirir gibi yani. Hayır beyefendi, hayır. No comment, no comment. Yorum yok beyefendi, yorum yok. Tamam beyefendiciğim, bakın. Eğer çok merak ediyorsanız, bu sabah kliniğe gelen arkadaşınıza sorun. Ona ben bir takım şeyler anlattım. O bir ipucu verir size herhalde. Evet beyefendi, benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Hadi hoşça kalın, hoşça kalın. Ne yorumu istiyorlar senden anlayamadım. Karımla aram iyi miymiş? Bu işi çocuklarımdan biri yapmış olabilir miymiş? Şüphelendiğim başka kimseler var mıymış? Canım benim de şu anda kafamda cevaplandıramadığım bir sürü soru var. Ama göreceksin doktorcuğum. En kısa zamanda durum bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak. Esrar perdesi yavaş yavaş aralanacak ve gerçek gün gibi ortaya çıkacak. Ha? Ya nasıl yani, anlayamadım. Yani doktorcuğum, bir şeyi de bir kere de anlasan böyle ucuz tarafından bir kurban keseceğim. Yahu nasıl olacak? Yarından tezi yok. Bir soruşturma başlatacağım. Ben şerefli müfettiş Şeref, henüz daha ölmedim. Emekli olmam demek mesleğimi bıraktım anlamına gelmez. Ben sadece profesyonellikten amatörlüğe geçiyorum, o kadar. Ah, evet. Herkes gider Mersin'e, sen gidersin tersine. Bunu mu söylemek istiyorsun? Yani profesyonellikten amatörlüğe, ha? Evet doktorcuğum, bunu söylemek istiyorum. Ben şimdiye kadar işimin karşılığında para alıyordum. Bundan sonra şan için yapacağım. Ve herkesi teker teker sorguya çekeceğim. Ve onlar karşımda ter ter terlerken ben büyük bir ferahlık içinde intikamımı alacağım. Git yahu, senin bu kadar sadist olduğunu bilmezdim vallahi. Bilmemek ayıp değil doktorcuğum, öğrenmemek ayıp. Bak öğrendin işte. Ya bir türlü aklım almıyor. İnsan karısından, çocuklarından şüphe edebilir mi? Sonra neden? İnsana en büyük kötülükler yakınlarından gelir de ondan. Ama bunu anlamak için senin gibi bir doktor değil, benim gibi eski bir polis müfettişi olmak gerekir. Ya Allah ya. Bir türlü aklım almıyor. Peki niçin yapmış olabilirler? Niçin olacak canım? Tepkilerimi ölçmek için tabii. Babamdan kalan o muazzam mirası unutuyorsun galiba doktorcuğum. Bu milyarlarca liralık miras para göz birçok insanın uykularını kaçırabilir. Ya ama yağma yok. Zırnık koklatmayacağım onlara, zırnık. Sen kimseye zırnık koklatmasın zaten. Senin cebinde akrep var. Elin bir türlü gitmez cebine. Ha bir dakika ya. Sen bu hastane faturasını da ödemedin daha değil mi? Tamam canım, tamam. Sok onu şimdi cebine. Bir ara öderiz işte. Sırası mı canım şimdi? Hele şu işe bir başlayalım da. Hadi bir başla bakalım. Bak bu tüplü ocak. Bu da elektrikli ızgara. Ne işe yarayacak bunlar? Ne işe yarayacağı var mı doktorcuğum? Bak, yaşamak istiyorsam önlem almak zorundayım, önlem. Bundan sonra kendi yemeklerimi kendim pişireceğim. Hiç kimse elini süremeyecek yediğim yemeklere. Bak her şey bu gördüğün odanın içinde olacak. Burada yiyip burada içeceğim. Burada yatıp burada kalkacağım. Ne diyeyim sana, Allah akıl versin. Sana da, sana da. Bak sen daha işin ciddiyetini kavrayamamışsın doktorcuğum. Kendimi tam anlamıyla muhafaza altına alabilmek için bir de gorile ihtiyacım var. Böyle sürekli devamlı benim yanımda bulunacak bir goril. Yani bu eve bir de goril mi getireceksin? Ne gerek var kardeşim? Git bir hayvanat bahçesine, orada kal, orada yat. Orada ye, orada iç. Hay anlayışına kurban olayım. Cam öylesi değil. Yani bir koruyucu, bir bodyguard. Ha, sürekli seninle kalması gereken birisi yani. Aa, bravo, anladın yani, anlayışına hayranım. Böyle birini buldun mu bari? Aramaya lüzum yok ki doktorcuğum. Var zaten. Kim? Sen. Ben mi? Evet. Bana en iyi goril sen olursun. Bak. Oh, yani sürekli seninle birlikte burada kalmamı mı istiyorsun benden? En iyi arkadaşım sen değil misin? Ya git kardeşim Allah aşkına. Git kardeşim ya. Benim işim gücüm var. Senin gibi emekli müfettiş değilim ben. Yani. Ha doktorcuğum. Bak arkadaşlık böyle günlerde belli olur. Hadi göster kendini bakalım, göster hadi. Bu yaptığına şantaj denir. Kardeşim ben evimi öyle uzun süre boş bırakamam. Her ne kadar evli bir adam değilsem de evde beni bekleyen iki köpeğim, bir kedim, sonra muayenehanem, hastalarım var benim. Evet, kadın hastalarım. Ne olacaktı? Ben kadın doktoruyum, jinekolog. Onun için işte benim nasıl zehirlendiğimi anlayamadın. Kardeşim onu anlatmaya çalışıyorum zaten. Toksikolog değilim ben. Jinekolog, jinekolog. Ne lobsan işte. Ama bir lobluk var sende yani.
şeref verdiniz Kösem Sultan Hazretleri. Acaba bir emriniz mi vardı? Şöyle ortadan kaldırılacak biri falan, ha? Aa, bırak alayı şeref. Yani dün geceden beri meraktan hasta oldum. Sende hiç merhamet, insaf yok mu? Görüyorsun değil mi doktor? Yavuz hırsız ev sahibini bastırırdı, işte buna derler. Asıl ben ona merhametten, insaftan söz edecekken o bana soruyor sende insaf ve merhamet yok mu diye. Doktor bey siz de şahitsiniz. Yani böyle acımasız bir adam olur mu hiç? Şey, ben şöyle bir dolaşıp gelsem iyi olacak galiba. Siz bilirsiniz. Bana bak, dolaşma fazla, uzaklaşma, bana lazımsın. Şöyle bir bahçeye bakacağım zaten, çiçeklere. Ya sen hastanedeyken her gün gelip çiçeklerinle ilgilendim. Karın şahit, söylesin. Doğru. Gerçekten. Sağ ol, tamam. Önemli değil. Her gün senin istediğin gibi yaptım. Her şey dozunda. Ne eksik ne fazla. Aynen senin suladığın gibi de suladım. Bilirim, çiçeklerin senin hayatının bir parçasıdır. Evet, eskiden bir parçasıydı. Şimdi tamamı oldu hayatım. Ne demek istiyorsun? Ne yapalım? Artık başka bir şeyimiz kalmadığına göre onlar için yaşayacağım artık demek istiyorum. Ya öyle mi? Siz ona bakmayın. Böyle arada bir saçmala. Ne dediğini ben bile anlamam zaten onun. Demek bundan sonra yalnız çiçeklerin için yaşayacaksın. Ne yapalım? Her şeyin bir delisi var bu dünyada. Kimisi çocuk delisi, kimisi çiçek. Yani çocuk çok seviyorum diye beni suçlayamazsın herhalde. Bu sevgi sana kocanın bedenini ortadan kaldırtacak kadar güçlüyse... ...o zaman değil suçlamak, seni cinayete teşebbüsle bile itham ederim. Hiçbir şey anlayamıyorum. Ne demek istiyorsun? Canım her zaman, her yerde, her fırsatta... Ah bir çocuğumuz olsaydı, bir çocuk için neler vermezdin diyen sen değil misin? Esmesi bu işte. Bu kadar çok çocuk isteyen bir kadın, çocuğu olmayışının sebebini kendisinde değil de kocasında arar. Oysa aslında biliyordur ki esas çocuğu olmayan kendisidir. Şerif, ben nasıl böyle bir şey düşünebilirim? Ortada Gül'le Mert var, onlar senin çocukların. Bunu herkes biliyor. Bak işte ben de sana bunu söyletmek için uydurdum işte bu hikayeyi. Tabii herkes biliyor. Demek benim çocuğum oluyor. Demek kusur bende değil, kusur sende. Tamam. Diyelim ki kusur bende. Peki bu ne ifade eder bakalım ha? Söyle. Beni öldürmek için çevirdiğin entrikaların sebebini. Ne? Yani ben seni öldürmek için entrika mı çeviriyorum? Böyle bir alçaklığı benden nasıl beklersin hiç anlamıyorum doğrusu. Ben bir polisim. Bir polis her olayda herkesten şüphelenmek zorundadır. Ay anladım. Ay sen entrika diye geçenlerde benim Sadriye Hanım teyzeyle Beykoz'daki Yuşa dedeye gitmemi kastediyorsun. Ama bak benim bunda bir günahım yok. İnan ki bak o olayla bu olayın hiçbir ilgisi yok. Şerif. Aa bak. Nereden çıktı bu o şeydeki efendim bu Beykoz'daki Yuşa dede? Ne dedesin? Kim de nasıl atladın ben bunu ya? Anlat bakayım. İnan ki kötü bir maksadım yoktu Şerif. Peki seni ta Beykoz'da oturan Yuşa dedelere götüren hayırlı sebep neymiş? Ha söyler misin? Geçenlerde Remziye Hanım teyzelere oturmaya gitmiştik. Laf bir ara çocuktan açıldı. Ben de 3 senedir çocuğumuz olmadığını söyledim. O arada orada yaşlı bir teyze vardı. Bana dedi ki, kızım peki neden Beykoz'daki Yuşa dedeye gitmiyorsun? Ben de... Şeref, biliyor musun? O Yuşa dedeye gidip bir mum yakarsan senesine varmaz çocuğun olurmuş. Öyle dediler. Ya, demek sen de bu masala inanıp ertesi gün doğru Beykoz'a dedelere. Peki hani çocuk? Avucuna yala, sen hala çocuğun olur mu sanıyorsun ha? Ama neden öyle söylüyorsun? Biliyorsun geçen sene gittiğimiz o doktor hani Suat Sami Sezer çocuğumun olmaması için hiçbir neden yok demişti. Der o, sen ona bakma. O der öyle. Kelin ilacı olsa kendi başına sürer. Kendisi himmeti muhtaç bir dede, nerede kaldı gayrıya himmet ede. Kısır jinekolog. Efendim? Kadın doktor aramadınız mı? Aa yok, size söylemedim. Evet. Müfettiş Şeref benim. He? Evde nasıl mı karşıladılar? Davul zurnayla nasıl olacak? Oo, Ferhunde Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Çıktım o damadım olacak adam hastaneden. Ha sikti evde. Kızım nasıl kızım? Lale iyi mi? Üzüntülü tabii. Ah.
Şeref verdiniz Sayın Bayan Endora. Namı diğeri tatlı canı. Hoş geldin anneciğim. Hani ayol öldüğü falan yok bunun. Kazık gibi karşımda duruyor işte. Anne. Ah, çok affedersiniz Endora. İnşallah bir dahaki sefere. Ah bu gazeteler. Hep bir ağızdan yaygara. Sanki her şey olup bitmiş, kıyamet kopmuş sanki. Yani o kadar çok istediğinizi bilseydim ben giderdim öbür tarafa. Ah, iki ayağımı bir pabuca soktunuz. Aceleden içime korse giymeyi bile unutmuşum. Arabadan inerken fark ettim. Şimdi korse düşünmenin sırası mı anne? Niye düşünmeyeyim ayol? Aa, yemeği yemek yapan salçadır, kadını kadın yapan kalçadır. Hem ortada telaşlanacak bir şey de göremiyorum. Öyleyse Palas Mandırası niye geldiniz? Aceleniz neydi acaba? Sizin sıhhatinizi düşündüğüm için değil herhalde. Bu olay karşısında kızımın durumunu görmek için. Bana bak, bana bak, onu bu işe karıştırma. Yoksa karşında beni görürsün ona göre. Gören Allah için söylesin. Ben mi onu rahat bırakmıyorum, yoksa o mu beni? Daha ilk günden itibaren çocuk da çocuk diye tutturdu. 3 yıldır başımın etini yiyor. Gayet tabii ister. Genç bir kadının en tabii hakkıdır çocuk istemek. Ama nerede sende öyle bir kabiliyet? Hanımefendiciğim, benim aslan gibi 2 tane çocuğum var. Demek ki asıl kabiliyetsiz olan kendi kızınız. Onların senin çocukların olduğu ne malum? Aa, hem zaten sana benzeyen hiçbir tarafları yok. Belki üvey çocuklarındır. Ah benim kabiliyetsiz kızım. Bula bula bulduğu şu Hint kumaşına bak. 2 tane kazık kadar çocuğu olan kartoloz bir adam. Hiç anana çekmemişsin. Zevksizlik numunesi. Anne lütfen biraz dikkatli konuş. Dikkatsiz konuşursan ne olurmuş? Dikkatli konuşmak için karşında dikkatli bir adamın seni dinlemesi lazım. Hani nerede? Ben öyle bir adam göremiyorum. Anlaşıldı. Anan buraya geçmiş olsun demeye değil, benimle dalaşmaya geldi. Dalaşmak. Kullandığı kelimeye bak. Bana bakın Şeref Bey. Benim büyüdüğüm yerde insanlar birbirleriyle dalaşmazlar. Bizim ailede istişare edilir, tartışılır. Ve de her önüne gelen erkeğe kırıtılır. Bana bak, bu iyicenen terbiyesizliği ele alıyor. Söyle bakalım, ben kime ve ne zaman kırıtmışım? O hariciyeci, şefkati midir nedir, onunla az mı iyi yaptınız Boğaz gazinolarında? Ay onu mu söylüyorsun? Sizin düğününüzde 4-5 defa dans etmiştim adamcağızla, onu söylüyor. Ama öyle dans da dostlar başına yani. Kollarınızı böyle dolamışsınız herifin boynuna. Boğacaktınız neredeyse kalp zamparayı. Aranızdan hava geçmiyordu be. Bana bak, ağzını topla. Sen ona ne zampara ne de kart adam diyebilirsin, anladın mı? O son derece kibar, nazik ve pırıl pırıl. Evet, o pırıl pırıl, biz tiril tiril. Gayet tabii. Ayda bir kere su yüzüğü ya görüyorsun ya görmüyorsun. O da kızımın sayesinde. Alo, gazeteciyseniz hemen kapatın. He? Galatasaray hamamı mı? Sular akmıyor mu? Sular ne zaman aktı ki şimdi akacak kardeşim? Burası sular idaresi değil. Mezarlıklar müdürlüğü. Baba, seninle biraz yalnız konuşabilir miyiz? Çok önemli. Ne yani? Annenden biz burada fazlayız. Onu mu demek istiyorsunuz küçük bey? Evet, iyi anladınız büyük hanım. Bizim erkek erkeğe biraz konuşmamız lazım. Erkeğe bak. Muhakkak babasının elini öpüp özür dileyecektir. Onu zehirlediği için. Her şey umulur bundan. Bir dakika, ağır olalım. Hadi kızım, hadi. Biz çıkalım. Konuşmalarına mani olmayalım. Bana bak delikanlı. Bir dahaki sefere dozunu iyi ayarla. Benden sana abla nasihatı. Bir iş ya yapılır ya hiç yapılmaz. Ya. Demek böyle ha? Demek sendin. Koynumda yılan besliyormuşum da haberim yokmuş. Söyle hain! Dur baba! Söyle! Dur, boğacaksın beni! Sen beni zehirlerken iyi miydi? Ben senin iyiliğin için geldim. Sen beni dövmeye kalkıyorsun baba. Nasıl benim iyiliğim için geldin? Önce bırak şu yakamı. Tam 1 saattir kapıda bekliyorum kadınlar çıksın diye. Bir şeylerden şüpheleniyorum. Ya neden? Karından. Öyle mi? Bildiğin bir şey mi var? Ne gördün? Yeterli delilin var mı? Yeterli olarak var ama pek sağlam değil. Pek sağlam değil mi? Ben çürükçü müyüm ulan? Delillerini dosyalayıp getireceksin bana. Delillerin sağlam ve kesin olacak oğlum. Hayvan oğlu hayvan. Gel baba.
Bak şimdi. Geçenlerde bir gün acayip karnım acıkmış. Her zamanki gibi. Evet. Şöyle birkaç yarım ekmek, bir dilim peynir almak için mutfağa girdim. Bir de ne göreyim? Seninki elini ateş yakmış gibi çekiverdi. Nereden? Bardaktan. Çok dikkat ettim, senin her zaman kullandığın çiçekli mavi bardaktı. Süt bardağı. Ya. Evet. Elinde de bir şeyler varmış gibi geldi bana ama pek emin değilim ama... Ne aması? Ne aması? Salak! Madem iyice emin değilsin, ne diye gelip anlatıyorsun? Böyle itham olmaz. Şu an sana somut bir kanıt veremiyorum ama... şimdi söyleyeceklerimi de yabana atamaz. Ne söyleyeceksin? Bazen şöyle ayaklarımın ucuna basar basa misafir odasına kadar geliyorum. Seninki annesiyle fısır fısır. Ne konuşuyorlar, ne görüşüyorlar sır. Ne konuşacaklar be? Gülle seni şikayet ediyordur. İkiniz de kadını yapmadığınızı bırakmadınız. Olabilir ama ben odaya girer girmez sanki suçüstü yakalanmışlar gibi derin bir sessizlik oluyor odada. Ama yine de pek emin değilim. Neden emin değilsin? Sessizlik olduğundan mı? Hayır. Sessizliğin derin olup olmadığından. Ha. Fakat bu işte bir kadın parmağı var. Hadi oradan be. Senin daha ağzın süt kokuyor be. Kadın denen o meçhulü. Sen nereden bileceksin? Sen yine de öyle bil. He? Kadını tanıyorum mu demek istiyorsun yoksa? Biraz. Daha 18 yaşındasın. Olabilir. Yeter de artar bile babacığım. O zaman Gül'den de şüphelenmek lazım. O da kadın sayılır. Tabii. Zaten onun da gaddar bir yanı var. Nasıl, anlat. Anlat. Hani geçenlerde sen onu ev işlerine hiç yardımcı olmuyorsun diye azarlamıştın ya. Hatırlıyor musun babacığım? Hani bir gün sinemaya giderken... şu babam da çekilmez bir adam oldu. Şeytan diyor, yaşamına son ver de kurtul diye dert yanmıştı. Ya. Yaşamına son ver de kurtul diyor dedi şeytana. Aynen böyle mi söyledi? Aynen. Ama ben yine de... Pek emin değilsin. Hayır, emin olmasına eminim de... Buyurun, yine başlayayım. Alo. Sizin bu yaptığınız gazetecilik falan değil. Kafa şişirmek derler buna, kafa ütülemek. Anlaşıldı mı? Baba, bak komşumuz Azmi Bey. Nezaket gösterip patırını sormak için gelmişler. Azmi Bey buyurun, siz yabancı sayılmazsınız. Affedersiniz, böyle üzücü bir durumda sizi rahatsız etmek istemezdim. Geçmiş olsun. Siz bizim bitişikteki Çinili evde oturan beysiniz herhalde. Birkaç kez görmüştüm. Haklısınız, Çapanoğlu köşkünden. Yanlış söylediniz. Çapanoğlu değil, Çıbanoğlu diyecektiniz herhalde. Çok özür dilerim. Doğrusu Çapanoğlu'dur. Efendim bendeniz de sizler ömür geçen sene vefat eden Nazmi Bey'in torunuyum efendim. Azmi Çapanoğlu. Çok inatçı bir dedeniz vardı. Yani elinden geldiğince her şeyi yokuşa sürerdi. Tam soyadına layık Çapanoğlu. Haklısınız. Son zamanlarda ben sizi pek göremedim. Buralarda yok muydunuz? Hatırlayacaksınız. Liseyi bitirene kadar buradaydım. Sonra İsviçre'ye gittim. Hukuk yaptım. Hatta bir gün sizin bahçeye benim topum kaçmıştı. Siz de o sakallının torunu, senin dedenin beynine, senin de ayağına dümen lazım demiştiniz. Topumu parçalamıştınız. Şimdi hatırladım. Hay Allah. Ya sen o zamanlar böyle şişman gözlüklü bir çocuktun. Özür dilerim. Size layık değil ama... hani uzun süredir aramızda süre gelen bu kırgınlığın giderilmesine... vesile olur diye düşündüm. Badem ezmesi. Tekrar geçmiş olsun. Allah'a ısmarladık. Azmi Bey otursaydınız çay kahve içseydiniz. Çok teşekkür ederim. Özür dilerim. Bir dosya hazırlamam lazım da. afiyet olsun. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. İçinde arsenik falan yoktur. Yine buyurun Azmi Bey. Teşekkür ederim. Zoyce, Azmi Bey gidiyor, ilgilen. Peki Gülhanım. Ne demek istedi şimdi bu? Ne demek isteyecek? Bizden birinin seni zehirlediğini ima etmek istedi. Ben olsam bu adama hiç güvenmezdim baba. Hadi be sen de oradan, aptal aptal konuşup durma. Aptal aptal konuşmuyorum. Ne demek istediğimi de gayet iyi biliyorsun.
Hem şu bahçe kapısı hikayesini de daha unutmadım. Oo, geçen seneki turnalar bu sene başımı tırmalar. O milattan evvelde oğlum, şimdi ortaya çıkarmanın ne anlamı var bunun? İntikam dediğin şey şarap gibidir kızım. Ne kadar eskirse o kadar kuvvetlenir. Yani Azmi Bey şimdi dedesinin intikamını almak için mi bize sokuluyor? Bunu mu söylemek istiyorsun? Olamaz mı? Ya 25 sene önce babam dedesine bizim bahçeden bir garajlık yer vermedi diye Azmi Bey de tutup herhalde badem ezmelerinin içine arsenik koyacak değil. Tabii. Şüpheleri üstünden çekmek için de gözümüzün içine baka baka gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. İçinde arsenik falan yoktur diye numara yaptı. Anlamadın mı? Hadi oradan be kakavan. Kakavan senin gibi olur. Ya şimdi düşünüyorum da. Ooo sen düşünür müydün? Sen ancak hayal kurarsın be. Sonra da kurduğun hayalleri gerçekmiş gibi orada burada anlatmaya başlarsın. Bir dakika bir dakika, sözümü kesmeden dinle. Buna ne diyeceksin peki? Neymiş? Geçenlerde bir gün onu arkadaşlarına sinirli sinirli, görürsünüz onu nasıl yıkacağım diye tehditler savururken duydum. Bu nedir bu? Ya bakalım babam için mi söylüyor da bunları ha? Mahkemedeki bir hasmı için söylemiş olamaz mı? Peki neden o badem ezmelerinin parasını almıyor senden? Neden ta bebekten buralara kadar bedava taşıyor ha? Kim söylemiş parasını almıyor diye ha? Söyle, Zoyçe mi söyledi? Ya kim söylemişse söylemiş, almamış ya, ona bak sen. Dur bakayım, dur. Bütün bu ezmelerin parası o kekeme herifin cebinden mi çıktı? Hani sen ısmarlamıştın? Baba vallahi harçlarından biriktirdiğim paralarla ısmarladım. Yalnız bir keresinde Zoyçe ile gönderdim. O da parasını almamış. Ya ya. Bu aranızdaki samimiyet nereden ileri geliyor? Onu da anlatacaksın bana sonra. Dışarıda iki gazeteci gelmiş. Sizinle görüşmek istiyorlarmış. At onları dışarı çabuk. Söyledim ama gitmek istemiyorlar. Tut kolundan at ve hemen buraya gel. İki kişi gelmişler beyefendi. Ben ikisiyle birden nasıl bas edebilirim? Biri esmer bıyıklı, ötekinde fotoğraf makinesi var. Bıyıklı olan gelmiş burada özel olarak diyor. Ya demek özel olarak göndermişler. Ben şimdi konuşurum onunla. Bak nasıl arkasına bakmadan gider. Çabuk defolun elimden dışarı. Ama beyefendi. Aması maması yok, hadi çıkın. Benim gazetem sizinle röportaj yapmamışım beni görevlendirin. Gidin artık sizinle röportaj yapın hadi. Ama Şeref Bey siz de bir zamanlar ünlü bir polis müfettişiydi. Polis müfettişi filan falan. Çıkın ya. Çıkın ya. Çıkın ya. Zoe, ne oldun? Başın mı döndü? Ne oldu buna şimdi? Bilmem. Yardım et de yatırırım şuraya. Tabii babamdan korktum. Zoe, aç gözlerini hadi. Baksana, zangır zangır titriyor. Kalbi falan olmasın. Saçmalama. Ne var? Ne oldu? Birdenbire fenalaştı. Az kalsın düşecekti. İyi ki biz buradaydık. Tam zamanında gelmişim desenize. Rengi de sapsarı bunun. Daha önce de bayılır mıydı? Hiç görmedim. Zoe, aç kızım gözlerini ha. Hadi aç bakayım gözlerini. Basit bir sinkop. Zoe, konuş benimle kızım hadi ha. Neyin var yavrum? Hadi anlat bakayım neyin var, konuş bakayım benimle. Hadi Zoe konuş kızım ha. Hadi bakayım. Ha? Nihayet defolup gittiler. Allah'ın cezaları. Dingon nahırı mı burası be? Allah Allah. Ne oluyor burada? Fena geçiniyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Artık bu evde huzur muzur kalmadı. Hanımı, hizmetçisi, çocukları, hepsi de bokun soyu. Dur be Şeref, dur be kardeşim, hemen öyle bağırıp çağırma. Doktor, önemli bir baygınlık yok mı? Yok canım, öyle ciddi bir şey değil. Azıcık gebe galiba. Ne? Gebe mi? Bu mu önemli olmayan baygınlık? Zaten belliydi. Belli miydi? Nereden belliydi? Karnından, hiç doğal durmuyordu son zamanlarda. Bırak şimdi yorum yapmayı, hadi. Ama sen sordun, ben de söyledim. Git annenizi çağırmanı, çabuk buraya gelsin, hadi. Peki söylerim, Lale Hanım gelsinler. Bana bak, burada doğurmasın zaten. Yok canım, çocuk olma. Daha olsa olsa bir aylık gebe bu. Ne bileyim ben canım. Benim bu konuda senin kadar ihtisasım yok. Hay Allah. Şimdi bunun anasına babasına ne diyeceğiz? Kıyameti koparırlar vallahi. Haksız da değiller hani. Ay beni çağırmışsın, ne oldu? Şuraya bak, şuraya. Aa, nesi var onun? Çocuğu. Ne? Gebe, gebe. Çocuğu olacakmış. Ben de doktoru yalancısıyım. Sahi mi söylüyorsunuz doktor?
Yani şaka falan yapmıyorsunuz ya. Vallahi tipik bir gebelik bayılması. Yani anne olacağım. Hayır baba. Laf mı bu senin şimdi dediğin? Ne mutlu bir insan. Allah'ın sevgili kuluymuş. Ne şanslı bir kız. Dur yahu, saçmalama, ne oluyorsun? Aptal gibi ben de seni çağırdım. Çocuk uyanacak. Ay, kız uyanacak. Canım. Alo. Hayır, burası Zeynep Kamil doğum evi. Hayır, hayır doktor bey, siz çekilin. Ben onunla ilgilenirim. Zoe, hayat, nasılsın canım? Soğuk, pardon annemizin. Bilmem nasıl yatmasın. Hiç önemi yok Zoe. Sadece ufak bir baygınlık geçirdin, hepsi bu kadar. Canım. Bak bundan sonra fazla hareket etmek yok, tamam mı? Kendini yormayacaksın. Canım, ne şeker değil mi? Ağır işleri yapmak yok. Ağır işleri ben yapacağım. Hafif işleri gene ben. Keyfine bak, yorulma. Parkeleri de ben parlatırım icap ederse. Senden bir şey isteyen yok. Şimdi de ev işlerine karışma lütfen. Canım. Sor bakalım şuna, babası kimmiş? Canım bilmiyor musun? Ciğerci yok o. Ben onu sormuyorum. Kendi babası değil, karnındakinin babası. Ne yapacaksın bilip de canım? Dava mı açacaksın? Hayır, düelloya davet edeceğim. Korkma, korkma hayatım. Beyefendi senin baban sayılır. Hanımefendi de anam. Allah'ım sen bana sabır ver. Hadi Zoe, söyle bana. Kim bu kıymetli şeyin babası? Ha? Kim bu kahraman? Hadi Zoe, bana söylemeyecek misin yoksa? Ben biliyorum o kahramanı. Kim? Serseri itin biridir. Zoe, hayatım. Sen benim kulağıma söyle, onlar duymaz. Ben bilmiyorum vallahi hanımcığım. Ben bileceğim be! Hadi, hadi canım söyle bana. Yoksa birkaç kişi mi? Hiç söylese olur mu hanımcığım? Hadi, hadi söyle bana, hadi. Ben şimdi ona söyletmesini veririm. Hadi söyle! Kim seni bu kadar mutlu etti ha? Bağırma, sana olmaz mı? Olmaz! Benim derdim bana yetiyor zaten. Burama kadar doluyum be. Bir de bununla mı uğraşacağım? Ha? Karışmasan olmazdı. Bak ne güzel konuşacaktı kız. Susuverdi birdenbire. Konuşsa ne diyecek be? Kim olabilir ki bu piçin babası? Mutlaka aşağılık, serseri, cibilliyetsiz, alçağın biridir. Sahi, Zoe, sahiden alçak mı? Söylesene. Kim? Ben. Alo. Son haberin yazı işleri müdürü. Söyle ona, yaylansın yoksa fena yaparım. Yaylanın yoksa fena yapacakmış. Yanlış duydum değil mi Mert? Yoksa sen misin o serseri? Evet. Benim o serseri. Ama değilim alçak. Al sana işte gerçek. Peki şimdi ne olacak? Hey. Devlet tiyatrosu değil burası. Shakespeare oynar gibi ne öyle ha? Demek Zuhi Çan'ın karnındaki çocuğun babası sensin. Evet. Bravo. Hiç utanmıyor musun? Hayır, bilakis gurur duyuyorum. Ne olacak bunlar şimdi peki? Zoe karım, çocuk da büyüyüp adam olacak işte. Adam olacakmış. Ya kız olursa? Benim çocuğum kız olmaz. Görüyorsun değil mi doktor? Her şeyi nasıl ayarlamışlar önceden. Peki üniversite ne olacak bu arada? Onu bırakıyor musun? Hayır, bitireceğim tabii. Zoe için odasında çalışacak mı? Sonra hangi parayla? Ha? Nasıl bakacaksın bunlara? Bana güveniyorsan avucunu yalarsın. Babacığım sen merak etme. Ben onun da çaresini bulurum. Hı. Zaten bu konuda belli bir girişimim var bile. Anlaşıldı. İşte çözüldü sır. Doktor hiç uzaklara arama. Bak işte katiller burada. Burnumuzun dibinde. Bu Zuhiç'in şırfıntısıydı değil mi beni zehirleyen? Hadi söyle. Sendin değil mi? İtiraf et. Katil. Katil diye. Vallahi ben bir şey yapmamışım beyefendi. Baba rahat bırak o kızı. Bak bak
imeyin olmadan nasıl suçluyorsun onu? Çocukluk etme Şeref. Ha, demek eline ateş değmiş gibi bardaktan çekiverdi ha? Hangi bardaktan söz ediyorsun? O anlamıştır hangi bardaktan olduğunu. Toza da benziyordu, sıvıya da benziyordu ama pek emin değilim ha? Baba yemin ederim ne Zoe ne de ben seni zehirlemeyi bir an bile aklımızdan geçirmedik. Allah canımı alsın. Sus yalancı! Geçirmeseydiniz yemin etmezdim. Tecrübeyle sabittir. Doğru söyleyen adam yemin etmez. Şerefsizlik ki biz yapmadık beyefendi. Bana bak çocuğun babası o mu? Evet beyefendi. Neden evlenmek istiyorsun onunla? Oğlum bitsin. Ya demek erkek olduğundan sen de eminsin. Evet beyefendi. Peki benim bu evliliği hemen evet diyeceğimi mi sandın? Hayır beyefendi. Ama o sana söz verdi. Evet beyefendi. Sen de ona inandın. Evet beyefendi. Benim bu evliliğe olur diye demeyeceğim hiç aklına gelmedi mi? Evet beyefendi. Ya bu da seni üzüyordu tabii. Evet beyefendi. Onun için sık sık ağlıyordun. Evet beyefendi. Benim seni kovacağımı biliyordun. Evet beyefendi. Benden korkuyor ve nefret ediyordun. Hayır beyefendi. Onun için de yemeğime her gün zehir katıyordun. Evet Yalnızsınız galiba doktor bey. Evet. Gördüğün gibi çile dolduruyorum. Babam nerede? Bahçede. Sabah kalkar kalkmaz doğru sevgili çiçeklerine koştu. Konuşmak istiyorum ama çekiniyorum. Isırır diye. Oo, iftira etme öyle. Kolay kolay ısırmaz. Ancak havlar. Bana kalırsa sen bu sabah onunla bir görüşmesen iyi olur. Demek keyfi yerinde değil. Hala Zoyça ile benim kendisini zehirlediğimizi düşünüyor ha? Eh, akşamki fırtına dindi. Zoyça'yı bıraktı. Şimdi herkesten şüpheleniyor. Hayır, esas şüphelenmesi gerekenden şüphelenmiyor da. Senin dilinin altında bir baklava. Söyle de kurtul. Biz de öğrenmiş oluruz. Gelsin de çıkarayım. Hem siz niye merak ettiniz bu kadar? Gelişin, duruşun, konuşma şeklin, suratın... Bu sabah pek itimat telkin etmiyorsun sen. Siz pek mi bir itimat telkin ediyorsunuz bu sabah? Ya sen ne demek istiyorsun? Açık söylesene. Aylardır babama acayip bir sürü ilaç içiriyorsunuz. Sonra tedavi yönteminiz de bir değişik. Bana çok garip geliyor. Günaydın doktor bey. Günaydın Mert. Günaydın Lale Hanım. Ay şu evin haline bakın. Her yer her yerde. Kimin yüzünden acaba? Sen ne demek istiyorsun? Yani benim yüzümden mi? Herhalde Zoe ile benim yüzümden değil. Tamam tamam Mert. Sen bu sabah ters tarafından kalkmışsın. Ama benim seninle tartışacak ne vaktim var ne de buna sinirlerim müsait. Gayet iyi anlıyorum. Sen de şunu iyi bil ki ne Zoe ne de ben başkalarının işlediği suçu yüklenecek kadar budalalık yapmayacağız artık. Gerekirse babamla da bunun kavgasını yaparım. Bilmiş olun. Ne oldu buna kuzum? Dün akşamdan asabı iyice bozuk. Ağzında bir şeyler geveleyip durdu. Benim de canımı sıktı. Ne gibi? O meseleyi ima etmek istiyor galiba. Ay ben o meseleyi unuttuğunu sanıyordum. Konuşmalarına bakılırsa unutmamış gibi. Bir takım ipe sapa gelmez yorumlar yapmaya başladı. Ay, bunu Şeref'e söylemese bari. Bütün kabahat bende. Nasıl bu kadar tedbirsizlik yaptı? Üzülmeyin, üzülmeyin, üzülmeyin. Nereden bilirdik tam o sırada çıkıp geleceğini? Olacak şey değil ama oldu işte. Ya Şeref duymasa bari. Ay vallahi delirir, çıldırır. Peki dün gece iyi uyudu mu? Oo, çok iyi uyudu. Sabah neşe içerisinde kalktı. Bu odada kendini emniyette sanıyor. Güzel, güzel. Peki, iyi yemek yedi mi? Oho, neredeyse beni de silip süpürecekti. Bilirim, bilirim yediği zaman nasıl yediğini. Dünyayı gözü görmez, her şeyi silip süpürür. Sabah baktım, pencereden çiçeklerini seyrediyordu. Ya, bilirim. Her şey bir yana, çiçekler bir yana. Ya,
O kaba saba adam. Çiçekleri görünce nasıl değişiyor değil mi? Hı hı. İnce ruhlu, nazik bir insan olup çıkıveriyor. Tıpkı bir çocuğa ihtimam gösterir gibi onlarla ilgileniyor. Kokuyor, öpüyor ya. Senin ne işin var burada? Burası yasak bölge. Doktordan izin kağıdım var. He. Göstereyim mi? Ya kardeşim neredesin? Sabah kahvaltını yapmadan çekip gitmişsin. Sen yapmıyor musun? Yaptım yaptım be. Yarım saat oldu. Hadi bakayım otur. Hadi hadi. Hop 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 bir dakika. Önce şu suyunu iç bakayım. Hadi. Oo, sabah sabah hiç çekilmiyor be doktor. Sabah erkenden içecektin ki bir işe yarasın. Hadi bakayım iç şunu. Hadi 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 hadi. Şu suyla Yıldız'ın bir türlü barışmadı gitti doktor. Ayıp değil ya suyu sevmiyorum canım. Biliyorum biliyorum. Damlası bir yerine değsin istemezsin. Bu yüzden sabah yüzünü bile yıkamıyorsun sen. Biraz önce seni seyrediyordum. Pencereden bakıp çiçeklerinle böyle sarmaş dolaş onları kokluya kokluya öpüyordum. Ne yapayım? Çiçekleri çok seviyorum. Ya ya çok sever. Hadi Şeref bırak artık şu inatçılığı da odana gel. Ha? Hiç ısrar etme. Bilirsin Nuh derim peygamber demem. Yani şimdi sen gelmiyor musun? Gelmiyorum. Tamam tamam peki. Ah az daha unutuyordum. Bu sana geldi. Evet. Peki istediğini yapabilirsin. İstersen bu domuz ahırında ömür boyu yaşa. Zaten böyle yemek yerken tıpkı bir domuza benziyorsun. Sahi domuza mı benziyorum doktor? Doğru söyle. Kadın gene kibar davrandı. Seni sevdiği için domuz diyor. Yoksa su aygırı gibi yiyorsun ya. Ayol burayı neye benzetmişsin? Eskici dükkanında sandım kendimi. Bir babam eksik. Senin o eskici dükkanı dediğin benim karargahım. Dingon naharı değil, öyle zartsız girilmez. Burayı da suratına benzetmişsin. Emniyetli ya, sen ona bak. Ay, siz de burada mı oturuyorsunuz doktor bey? Burası miskinhane ayol, burada oturulur mu? Miskinler miskinhanede oturur. Eğer beğenmediyseniz bir daha sefer geldiğinizde öbür tarafta şey yapın, gelin. Buraya gelmeye bayılmadım ama ne yazık ki kızım sizinle yaşıyor. O ne dedi bu it gezinmiş yonca çayırı için? Domuz ahırı. Domuz ahırında sen de kahvaltı ediyorsun. Afiyet olsun. Cadı. Afiyet olsun dedim. Domuzlar kibarlıktan anlamaz. Zaten seninkine yemek yemek denmez. Tıkınmak denir. İyi tıkınmalar. Eğer Lale'yi arıyorsanız... ...kızınız şu anda yatak odasını toplamakla meşguldür. Onu gidip görebilirsiniz. Karı koca müşterek yatakta yatmıyorlarsa ortada toplanacak bir şey yok demektir. Bilmem anlatabiliyor muyum Şeref Bey? Şöyle böyle. O zaman anlatayım da dinle. Bir karı kocanın müşterek yatak odası muharebe meydanına benzer. Hiçbir erkek onu bırakıp kaçmaz. Anladınız mı Şeref Bey? Ama siz dün gece kaçtınız. Tıpkı korkak bir savaşçı gibi. Kaçmadığınız zaman da pek bir işe yaradığını söylenemez ya. Neyse, iyi günler. Bu kadını bir gün öldüreceğim. Ne zaman bilmiyorum ama mutlaka öldüreceğim. Sen de bana o zaman şahitlik yapacaksın. Bu adamı çok horladı, çok hakaret etti, onun için öldürdü diyeceksin. Hatta nefsi müdafaa için öldürdü dersin. Bu mektup da ne? Ne pulu var ne damgası. Sayın müfettiş Şeref Bey'e. İmzası da yoktur onun imzası. Allah Allah. Gerçekten de yok vallahi. Şeref Bey, size böyle bir mektup yazmak istemezdim. Fakat yıllarca önce şahsıma yapmış olduğunuz ve bir türlü unutamayacağım o iyiliğe karşı bir teşekkür olarak bu ihbarı yapmayı bir borç bildim. Kısaca arz edeyim. Sizi zehirleyen şahsı öyle uzaklarda aramayın. O sizin çok yakınınızda. Şayet kızınız Gül Hanım'a sorarsanız
Size bir muamma gibi görünen bu meçhulün cevabını ondan alacaksınız. En derin hürmetlerimle. Not, badem ezmelerine dikkat. Sizi seven biri. Hepsi bu kadar mı? Daha ne olsun kardeşim? Bomba koyacak hali yok ya mektubun içine. Allah Allah. Kim yazmış olabilir dersin? Dolapdere'den kaportacı Naim Usta. Bu Naim Usta gülü ne karıştırıyor bu işe? Onun ne alakası olabilir ki? Allah Allah, ne bileyim ben canım. Dur bir dakika. Bir dakika. Dün güya beni ziyarete bizim bitişik evdeki adam geldi. Gül'ün de tanıdığıymış. Bir kutuda badem ezmesi getirmişti. Ben seviyorum diye. Şimdi anlaşıldı. İşte burada badem ezmeleri. Dokunma! Zehirli onlar! Dokunma, bırak! Bırak! Zehirli bunlar! Kapıp götürdün onları. Attım hepsini, attım. Zehirli onlar, zehirli. Anlamıyor musun? Hepsi zehirli, hepsini attım. Nereden çıkarttın zehirli olduğunu? Kim söyledi? Mektup, mektup. İyice eminsin değil mi? Eminim tabii, bu ilk değil ki. Kaç kutu geldi daha öyle. Hepsini de yedim ben enayi gibi. Afiyet olsun. Bu adam evli değil mi? Hangi adam? Bu mektubu yazar mı? Onu tanımıyorum canım. Yok canım. Şu badem ezmelerini getireni söylüyorum. O bekar galiba. İşte korktuğum başıma geldi. Neymiş korktuğun? Bu sizin bahçeyle öteki bahçe arasında bir kapı var değil mi? Vardı ama ben onu 200 sene önce kapattım. Küçük bir kapıydı. Önüne duvar ördürttüm. Sonra sarmaşık diktim, kapandı. Sen öyle bil, o kapı açık. Açık mı? Nasıl açık? Basbayağı açık. Buradan oraya, oradan buraya geçilip gidiliyor ya. Sen bunun açık olduğunu ne zaman fark ettin? Dün akşam. Bak ya. Dinle. Dün akşam yatıyorduk ya hani, senin o meşhur hortularından fırsat bulup da kendime bir uyku saati ayıramadım. Oradan oraya, oradan oraya döndüm durdum. Gece yarısı saat 2 filandı galiba, bir tıkırtı duydum. Aman dedim kendi kendime. Bunlar bu herifi zehirle öldüremediler, mutlaka daha kısa yoldan halledecekler. Bekledim tıkırtıları ama öyle değil. Tıkırtı yavaşça arka kapıdan dışarıya süzüldü gitti. Ben de merak tabii, hemen peşinden. Kim olduğunu anlamak istiyorum. Yavaşça takip ettim. Gölge gitti 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 o sarmaşıklı yere. Cebinden bir el feneri çıkartıp sarmaşıklara şöyle bir tuttu. Sonra eliyle oradaki demir kapıyı ittirip süzüldü öbür bahçeye geçti. Kimdi bu biliyor musun? Gül. Senin kıymetli kızın Gül. Ya bu geceleri o adamla beraber buluşuyorlar. Olmaz, olamaz. Sen rüya görüyorsun. Hem de kabusla karışık bir rüya. Ne rüyası canım? Aynıyla vaki. Ne yani? Sence Gül kala kala o kekeme herife mi kaldı? Ya kekeme olduğuna ne bakıyorsun sen adamın? Öteki meziyetlerine bak. Şimdi söyle bakayım, Gül kaç yaşında? 22. Kızma ama bu yaptığı normal sayılmaz mı bu yaşta? Böyle gizli gizli gece yarıları bahçelerde buluşması hoş bir şey mi sence? Böyle olmasına sebep ne peki? Sen elinde bir kamçı, dilinde keskin bir kılıç etrafındakilere göz açtırmıyorsun. Sanki burası bir sirk, onlar da hayvan. Sen de elinde bir kırbaç, hayvan terbiyecisi. Bir de ikide bir o herifle bana badem ezmeleri getir diyormuş. Şimdi mektubun içindeki esrar iyice anlaşıldı. Kızınız Gül Hanım'a sorarsanız bu muammayı anlarsınız dediği demek buymuş. Hiç şüphem kalmadı artık. Kızım o herifle suç ortağı. Bence Gül babasını zehirleyecek kadar kötü ruhlu bir kız değildir. Ama dediğin gibi aklını kaçıracak kadar o çıban oğlunu, aman çapan oğlunu seviyorsa benim rızamla bu işi eve demeyeceğimi bilir. Bak işte bu da bir hata. Bırak şu katilin adını. 30 yıl önce dedesiyle kavga ettin diye torununun ne günahı var? Zoe! Evet, ne istemişti? Sen Zoe misin? Şimdi onun yerine ben bakıyorum. Ona ne oldu peki? Bir şey olmadı ama senden korkuyor. Bar bar bağırıyorsun kızcağıza. Bağırmam artık, tamam. Git söyle gelsin, hadi. Hayır baba, ne istiyorsan bana söyle. Git ablana söyle buraya gelsin, onunla konuşacağım. Ben de seninle konuşacağım. Bilmen gereken bir takım şeyler var çünkü. Önce Gül'ü çağır da ondan sonra. Gül'ün bu işle ilgisi yok. Senin aradığın çok daha yakınında. Ferhunde hanımefendi, ne tarafa böyle? Cehenneme. Hiç değilse orada yanarsın. Bu pisliğin içinde boğulmazsın. Ay şuraya bak, her taraf vıcık vıcık çirkef yuvası.
Aman çabuk gidin de üstünüze sıçramasın. Tabii gideceğim. Milyon versen durmam. Lale'yi gördüm gidiyorum. Ana kız gene beni kaynattınız değil mi? Sen kaynatılmaya bile değmezsin. Suyla ateşe yazık. Gitmesine müsaade etme baba. Söyleyeceklerimin onunla da ilgisi var. Bazı konularda hesap vermek zorunda sana. Bana bak salyangoz kafalı herif. Ben burada kimseye hesap vermem. Eğer günün birinde hesap vermek zorunda kalırsam gider savcıya veririm. Kapito ve. Kapito. Aldın mı ağzını payını? İşte verdi hesabını. Galiba beni sardınız beyefendi. İsmi Zoe olan başka birisi var mı bu evde? Önce korktum, cesaret edemedim gelmek için. Hı. Ama sonra korkmadım geldim. Eksik olma be. Peki olmam beyefendi. Gül kalktı mı? Farkında değilim beyefendi. Git farkında ol öyleyse, söyle buraya gelsin. Baş üstünde. Derhal gelsin. Derhal gelsin ha. Beyefendi. Acaba beyefendi zannediyor mu ki hala bir... Zannetmek, kesinliğinden emin olmadığınız bir olayın olumlu veya olumsuz sonuçlarını belli belirsiz bir şekilde hesaba katarak yarı müphem bir yargıya varmaktır. Anladın mı? Hayır beyefendi. Aslına bakarsan ben de pek bir şey anlamadım. Ama neyse takma kafana, git güle söyle gelsin çabuk hadi. Baş üstünde beyefendi. Hadi söyle bakalım sen ne söyleyeceksin, Allah'la görüşeceğim. Benim söyleyeceğim şey... Biliyorum çok önemli. Madem biliyorsun öyleyse konuyu... Hadi çık dışarı sonra söylersin o önemli şeylerini. Ben Allah'la konuşacağım. Hadi sen de git şu Azmi Efendi'yi bul da getir. Böyle tembel tembel oturma burada. Bana mı söyledin? Yok babana, tabii sana söyledim. 40 yılın başı bir işe yara canım. Bak kendisine bir şey söyleme ama. Gül onu burada gördüğü zaman afallamalı. Yoksa bin bir türlü manevrayla işin içinden sıyrılmaya kalkar. Ama öyle kızın üstüne çok yüklenme ha. Daha aralarındaki ilişkinin mahiyetini tam olarak bilmiyoruz. Hay aklınla bin yaşa be. Ya o gecenin saat 2'sinde adamın evine pişirik oynamaya gitmedi ya. Bana bak. Bu hikaye daha çok uzayacağı benziyor. İyisi mi? Sen bana haftada 2 gece izin ver ha. Zoe sence hamile değil öyle mi? Baba bir kere Mert kendisi çocuk. Nasıl çocuğu olabilir? Bana bak ben seni buraya ekspertiz için çağırmadım anladın mı? Hem sen nerede bileceksin? Kompeten misin sen bu konuda? Mert sonra 18 yaşını bitirdi. At kadar erir. Aman baba nedir ki 18 yaş? Ya demek o erkekten sayılmaz. Peki kaç yaşında olması lazım erkekten sayılması için sence? Vallahi bir 35'ini aşmalı. Aman canım bırak şimdi Mert'in yaşını filan. Sen kendini nasıl hissediyorsun onu söyle. İşte şöyle böyle. Ya sen? Ben berbat bir haldeyim. Bütün gece yorgunluktan bittim. Her tarafım dayak yemiş gibi ağrıyor. Peki ne yaptın bütün gece de bu hale geldin acaba? He? Aman ne sen sor ne de ben söyleyeyim. Bütün gece böyle ha babam ha. Örgü ördüm. Örgü mü? Ne örgüsü be? Daha yazın ortasındayız ne? Acelen neydi? Ama baba Kiço'yu için örüyorum. Yarın teslim etmem lazım. Kiço'yu da kim be? Japon mu, Vietnamlı mı? Nereden buldu kız bu yabancı herife? Baba, Kiço'yu bir örgüt. Ne? Örgüt mü? Benim kızım örgüte gelemez. Derhal çıkacaksın orada boğarım. Ama baba seni. Öyle bir örgüt falan değil. Siyasal hiçbir amacı yok. Kiço kimsesiz çocukla arıyordu. Ya. Ama biliyor musun bana da artık bıkkınlık geldi bu işten. Bana da. Bak gözlerinin altı mosmor olmuş böyle. Yanakların çökmüş. Gözlerin boş bakıyor. Kızım, başkaları için kendini harcamak enayiliktir. Sayın Bay Azmi Çapanoğlu. Ve işte karşınızda Kiço'yu. İyi günler efendim. Azmi Bey niçin getirttin anlayamadım baba. O trikoyu bu kimsesiz çocuğa ördün değil mi? Ay ne ilgisi var baba anlamadım. Anlamamışmış. Tabii siz de anlamadınız öyle değil mi? Affedersiniz. Hangi trikoyu? Şimdi ikiniz de inkar edeceksiniz tabii. Ne söylemek istiyorsun baba? Rica ederim açık konuş. İkinizin de gözlerinden gerçek gün gibi parıldayıp okunuyor. Gözler yalan söylemez. Bana bak. Ne zamandan beri bu agani gibi vaziyetleri ha? Agani gibi ne demek istiyorsun? Babacığım lütfen Azmi Bey'i rahatsız etmeyin. Öldüğüm trikodan ona ne? Ona ne olur mu? Sabaha kadar ona tutturmadın mı şeyini? Yumağını. Yok affedersiniz. Ben sabaha kadar hiçbir şeyini tutmadım.
Eminim ne burada neden bulunduğunuzdan da haberiniz yoktur. Yok vallahi. Ben evde çiğ köfte yapıyordum. Adam geldi beni aceleyle buraya getirdi. Siz de bana sabah tutturmadın mı şeyini diyorsunuz. Anlamadım. Bana bak kız. Sen gece yarıları bunların bahçesine böğürtlen toplamaya mı gittin ha? Çabuk cevap ver bana. Peki. Peki cevabımı veriyorum. Azmi Bey benim arkadaşım. Yani senin anlayacağın boyfriendim. Ben onu seviyorum. O da beni seviyor. Bundan da son derece gurur duyuyorum. Ya. Demek gizli gizli sevişiyordunuz ha? Evet sevişiyorduk. Bundan sonra da sevişmeye devam edeceğiz. Ay, şu ellerini görmüyor musun? Kirlenmekten de mi korkmuyorsun kızım? Katil elleri gibi kan içinde. Kim bilir biraz önce belki birisini boğazlamıştır. Babacığım söyledi ya. Çiğ köfte hazırlıyormuş. Ya, ay ne ideal bir koca. Şuraya bak. Tabii fenamış de. Sonra da bana mutfakta yardımcı olur. Çok güzel salata yaparım. Hele bir karides kokteyl yapayım. Parmaklarınızı yalarım. Tamam ne arz ederseniz edin. Benden uzak durun. Ha, bir dakika. İsterseniz erkek erkeğe konuşun. Konuşalım. Hani erkek? Karşınızda. Yok canım. Kızınıza sorun. Ne? Küs lan herif. Bana bak kız. Kesinlikle seni bu adama vermem. İlk ve son sözüm bu, anlaşıldı mı? Hadi şimdi defolun. Nereye? Cehennemin dibine! Bana bak, bir daha da bana badem ezmesi falan getirme. Hepsini teker teker kenefe atarım, haberin olsun. Ne demek yani şimdi bu? Ne demek olduğu burada yazılı. Al oku. Ay bu namussuzluk. Gene düz alçaklık bu. Ben anladım kim yazmış bunu. Ay tahmin ediyorum. Sana her sabah durakta sırıtıp duran çilli şişko. Tabii yüz vermedin diye intikam almak istiyor. Ona gelene kadar ben daha kimlere yüz vermedim. Demek böyle karılar kızlar peşinizde ha? Elimi sallasan 50'si. Hele kızlar. Affedersiniz ama kaç yaşındasınız? 39. Ya siz? Sizin bana soru sormaya hakkınız yok. Burada soruları ben sorarım. Yine müfettişliğiniz aklınıza geldi. Ay rica ederim babacığım, olayı saptırma. Azmi'nin yaşından size ne? Size ne olur mu? Aranızda tam 19 yaş fark var. Haberin var mı? Lale ile sizin aranızda da tam 29. Bu yaş meselesini kapatalım isterseniz. Esas meseleye gelelim. Ne yazıyor orada çilli şişko? Badem ezmelerine dikkat. Ne demektir bu? Bu şu demektir babacığım. Kutusuna dikkat et. Halis Moris bebek badem ezmesi. Ama arsenikli bebek badem ezmesi. Ay vallahi yok. Tertemiz. İsterseniz analiz ettirin. Babacığım sizi zehirlemekle elimize ne geçer? Ne mi geçer? Ben öldükten sonra mirasımdan alacağınız pay. Ay baba çocuklaşma lütfen. Vallahi 6 aylık bebek gibi. Ama az buz değil ki, milyarlarca liralık miras. Bu kadar büyük parayla neler yapılmaz, neler? Neler. Gel keyfim, gel. Gördün değil mi bak? Görüyorsun değil mi? Yani mesela diyorum. Babacığım Azmi espri yapmak istedi. Aslında paraya hiç önem vermez. Vermem. Hiç önem vermem. Para ne? Mühim olan insanlık. Gül bana çırılçıplak gelse kabul edin. Ne? Şimdi çıldıracağım. Elimde mi kaza çıkacak? Defolun gidin karşımdan hadi. Şimdi şu anda Gül'ü sizden istemekten şeref duyarım. Şeref Bey. Ben de seni tekmeyle kapı dışarı etmeden defol git buradan hadi. Baba. Bak hala duruyor, defol git. Defol baba, pişman olursun sonra. Elveda sevgilim. İyi günler müfettişler. Hadi defol, defol. Bırak babama çağır gelsin. Bak pişman olursun, ben de giderim sonra. Gidersen gitme. Senin gibi kızım olacağına olamaz olsun. Babasına baş kaldıran, onu ortadan kaldırmak için el alemin kekeme çiğ köftecisiyle işbirliği yapan kızı ne yapayım ben? Bunların hepsi komple zamanla anlayacaksın.
He? Bu sefer inkar edemezsin, suçüstü yakaladım işte. Adım adım izliyordum zaten. Mert, dinle beni lütfen. Bak sakin ol. Bakacak bir şey yok. Sen ne biçim alacaksın? Bak ne olacak şimdi? Susmayacağım, susmayacağım işte. Baba görürsün sen şimdi. Baba, baba. Mert! Ben yakaladım katili, ben yakaladım. Gel. Şerefsizim, sen de onlarla birliktesin doktor. Hepiniz beni öldürmek istiyorsunuz. Aa, sütüme zehir katma, ne olur Lale. Ne olur beni zehirleme. Sana istediğin kadar para veririm. Demek Zoyça'yla birlik olup beni zehirlemeye çalışıyorsun ha Mert. Yazıklar olsun sana. Mertlik bunun neresinde ha? Herkes benim paramın üstüne çullanmak istiyor. Uyan bakayım hadi. Hadi uyan. Ay ne oluyor doktor? Ne olacak? Kabus görüyorsun. Hadi kalk da kahvaltını yap. Saat 10 oluyor. Ah, canım hiçbir şey yemek istemiyor doktor. Biraz halsizim, hastayım. Hadi, hadi bırak numarayı. Senin en iştahsız olduğun zamanlarda neler yediğini ben bilirim. Ah vallahi numara değil doktor. Canım hiçbir şey istemiyor. Çok halsizim. İnan böyle parmağımı kıpırdatacak mecalim yok ha. Hadi bir gayret et bakalım kalkarsın. Hadi. Hadi hop. Tut oramı tutma doktor. Ah çok canım yanıyor. Ah, anlayamıyorum. Bu kadın bunu bana nasıl yapar? Nasıl bu kadar gaddar olabiliyor doktor ha? Bu kadar emin olamazsın. Ne malum ne yaptığı ha? Aa bak yine aptal aptal konuşmaya başladın işte doktor. Bunun ne yaptığı belli ortada. Buna şüphelenecek bir şey yok ki. Kadın benim içeceğim suya zehir koyarken yakalandı. Daha nesinden şüpheleniyorsun? Ah zavallı ben. Karı kurbanı. Yani şu senin yaptığın yıllardır polis müfettişliği yapmış birine yakışıyor mu ha? Bana bak, şişe gelsin. Tahlil neticeleri belli olsun. Ondan sonra ne dersen de. Canım zehirden başka ne olabilir ki içinde sence ha? Öyle bilemeyiz hemen. Rapor gelsin önce ondan sonra. Hem kadıncağız bu konuda hiçbir şey söylemiyor. Sabahleyin telefon etti, annesini de çağırttı. Bak ona işte hiç böyle zerre kadar itimadım yok o kadına. O çünkü şeydeki o Şahin Tepesi'ndeki Angela'ya benziyor. Onu düşürüyor. Doktor, ne zaman bildirecekler sonucu? Ne sonucu? Ne sonucu? Naim Süleymanoğlu'nun koparmada kırdığı rekor sonucu. Canım ne sonucu olacak doktor Allah aşkına? Şişedekinin tahlil sonucu. Saat 10-10.30 gibi olur dediler, hadi. O küçük şişe dün gece rüyalarıma girdi. Geldi böyle gözümün önünde büyüdü ve suratımda patladı. Hadi bırak şu şişeyi de kalk kahvaltını yap. Hadi bakayım, hadi. Doktor, birdenbire iştahım kesildi biliyor musun? Sen şu suyu iç, iştahın yerine gelecek. Ama rica ederim doktor, bana sudan bahsetme. Bak bundan sonra su görünce böyle 3 günlük yola kaçacağım yani. Bu su başka sulara benzemez. Hadi bakayım. Hadi. Sen kahvaltı ettin mi doktor? Bir saat oluyor. Ya nasıl hissediyorsun kendini? Gayet iyiyim. Niye sordun? Farkında değil misin doktor? Önce sana yediriyorum. Yemeklerde bir şey yoksa eğer, sana bir şey olmazsa ondan sonra beğeniyorum. Yani gorilin olduğunu biliyordum ama kobayın olduğumu yeni öğrendim. Teşekkür ederim. Ama dün ben kahvaltıdan sonra tekrar rahatsızlık geçirdim. Haberin var mı senin? Ya? Yani hastaneye yatmadan öncekiler gibi mi? Evet aynen onlar gibi doktor. Yani rahatsızlığın kahvaltıdan sonra mı ortaya çıktı? Kahvaltıdan sonra çıktı. Yahu kardeşim niye söylemiyorsun ya? Allah Allah. Al bakayım şunu. Al şunu. Seni çağıran oldu mu ki? Olsun
sarmasın. Belki beyefendinin var bir ihtiyaç. Seni buraya kim gönderdi onu söyle bakayım. Ben kendi kendim geldim. Dedim belki beyefendi susamış ya da acıkmış olabilir. Hanımefendi gönderdi değil mi? Hayır, göndermemiş. O zaman Mert. Hayır beyefendi. Aa anladım, Gül. O da hayır. O zaman köfteci gönderdi. He? Hangi köfteci? Ben tanımıyorum köfteci. Tamam Zoe, tamam anlaşıldı. Gidebilirsin. Beyefendi bir şey istemiyor. Hadi kızım. Baş üstünde doktor bey. Afiyet olsun beyefendi. Herkes alay edercesine afiyet olsun diyor bana. Sanki hepsi söz birliği etmişcesine. Hani yok mu ya? Sana zehir yutturuyoruz. Sen de yutuyorsun. Afiyet olsun demeye getiriyorlar. Akılları sıra. Ya her şeyden bir mana çıkarıyorsun ha. Allah Allah. Senin asabın bozuk bugün. He. Kahvaltıdan sonra şöyle yukarıya çık, sıcak bir banyo al. Belki iyi gelir. Hayır, banyo mayo al. Sen banyodan başka bir şey bilmez misin doktor Allah aşkına? Ben sudan kaçtıkça sen beni onun içine atıyorsun. Hayır, banyo mayo yapmayacağım ben. Ya kaç gündür yıkanmıyorsun, yosun tutacaksın. Allah Allah, bu işi bir türlü aklım almıyor. Pislik içinde yüzüyorsun. Vallahi kayınvaliden yerden göğe kadar haklı. Olabilir. Sen benim gözümde nesin biliyor musun? Sen benim gözümde bir mağara adamısın. Pislik içindeki bir mağara adamı. Gözleri çapaklı, saçlarına tarak geçmeyen primitif bir mağara adamı. Hanımefendi, nihayet kapandığınız yerden çıktınız. Ve o güzel yüzünüzü görmekle biz de çok mutlu olduk. Lütfen böyle söyleme Şerif. Alay etme, çok üzülüyorum. Ya, yaparken üzülmüyorsun ama yaptığın yüzüne vurulunca üzülüyorsun. Bak annem gelince gerçeği öğreneceksin. Ay, o da nerede kaldı? Bu saate kadar gelmiş olması lazım. Herhalde trafik sıkışmıştır. Anan ne karışıyor onu anlayamadım. Bu işte bir rolü mü var? Gelince öğreneceksin. Ne olur beni daha fazla sıkıştırma. Şişenin içinde ne olduğunu anlamak için ananın gelmesine lüzum yok. Zaten biraz sonra laboratuvardan tahlil raporu gelecek. Ve her şey gün gibi ortaya çıkacak. O zaman anlayacaksın masum olduğumu. Benden şüphelenip beni itham ettiğin için utanacak ve benden af dileyeceksin. Görürsün. Görüyorsun değil mi doktor? Yavuz hırsız ev sahibini bastırır diye buna derler. Sen zehri şişeye koyarken yakalan, sonra da yakalandığın adam senden özür dilesin. Çok hoş doğrusu. Sana yemin ederim o şişenin içinde zehrin zerresi bile yok. Öyleyse ne vardı? Yoksa zemzem falan mı? Hayır. Aşk iksiri. Çocuğumuz olsun diye. Ya dün niye söylemedin madem öyleydi de? Yoksa gece ilham mı geldi? Nedir bu iksir miksir doktor? Tıpta böyle bir şey olur mu? Bazı koca karı ilaçlarını tıpta kabul ediyor biliyorsunuz. Olumlu netice alınıyor çoğu kez. Zehirin z'si bile yokmuş içinde. Ne zıkkın varmış öyleyse. Annem gelince öğreniriz. Başlarım şimdi senin anana. O nereden bilecekmiş şişenin içindeki haltı? Şişeyi o getirdi bana. Ne? Duydun değil mi doktor? Anası getirmiş zehiri. Zehir demedi, iksir dedi. Hah. İksir miksir işte. Besbelli ki zehirli iksir. Hem benim ihtiyacım yok iksire miksire. Yani ortada bir şey yokken nasıl insanları böyle suçlayabiliyorsun hiç anlamıyorum doğrusu. Daha ne olsun be? İşte ilaç, işte tesiri. Ya dur daha ilacın içindeki meçhul. Tamam. Anlarız, bir dakika anlarız. Yani doktorcuğum, sende de böyle manda yüreği var. Yahut da şeysin, hüsnü niyetli hüsnü. Alo, Fazlı Bey. Ona kadar bildiririm demiştiniz de. Ya. Anlıyorum. Ne diyor, ne diyor? Belli olmuş mu? Evet, evet. Anladım. Tamam, tamam. Daha netice almamışlar. 5-10 dakika sonra o bize bildirecek. Şimdi sakin sakin bekleyelim. Canın sağ olsun. Ama şimdi onu senin zehirlediğini sanıp seni itham ediyor.
Ay bundan her şey beklenir. Elinde bir yağlı kara her önüne gelene habire sürüyor. İçinde zehir olduğunu nereden biliyormuş? Olmadığını nereden bilelim hanımefendiciğim? Merak etme, biraz sonra gerçek ortaya çıkacak. O zaman ben de doğru savcılığa seni şikayet edeceğim. Ay ne diyeceksin savcılığa? Mahremiyetimize girip karı koca ilişkilerimize burnu sokuyor diyeceğim. Ay güleyim bari. Ayol sizin karı kocalık ilişkiniz var mı? Nereden belli? Bu konuda sana cevap vermeye tenezzül etmem. Etmezsin değil, edemezsin. Bazı şeyleri ispat için bazı şeylerin ispat edilmiş olması lazım. Buyur. Doktorcum sen bir şey anladın mı? Tabii anladı. Böyle ince esprileri ancak sen anlayamazsın. Yok canım, niyeymiş o? Bir kere tipim müsait değil. Yanılmıyorsam bu tiplere tıpta ebleh tip derler. Değil mi doktorcuğum? Bakın, alnı dar, sonra ağzının şekli, böyle bakışları böyle. Tam bir idiot. Yani dilerim Allah'tan, inşallah şu telefondan beklediğimiz tahlil sonucu müspet çıkar da ben o zaman sorarım sana ne yapacağımı. O senin hüsnü kuruntun. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Kılıma bile dokunamazsın. Artık dokunulmazlığınız yok hanımefendi. Çünkü siz iksir dediğiniz o neydi belirsiz ilaca bir de arsenik karıştırarak hayatıma kastetmeye kalktınız. Ay ne iftiracı adam. Allah kimseyi bunun eline düşürmesin. Ah günaydın doktorcuğum. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Sizi kırmadım umarım. Sinirleri çok bozuk, kusura bakmayın. Ayol buna düpedüz deli derler. Yok efendim arseniklermiş, yok savcılığa şikayetlermiş, yok hayatına kasıtlermiş. Yani Allah'tan büyük büyük paşa dedem çoktan hakkın rahmetine kavuştu da bu rezaleti görmedi. Anne yemin et o şişenin içinde arsenik yoktu değil mi? Ne oluyorsun kızım? Aa, delilik buna da bulaşmış. Kendine gel. İşte senin suçluluğunu kanıtlayacak olan zil nihayet çaldı. Sıkı dur şimdi. Alo? Ha, evet benim Fazlı Bey. Aa, demek aldınız sonucu. Neymiş şişenin içindeki? Buyurun sizi dinliyorum. Şişenin içindeki. Ya. Ya. Vay canına, sahi mi? Sahi tabii. Allah Allah, hayret. Hayret ki ne hayret. Evet, tabii anladım. Ne anladın birader, söylesene. Ya, demek emaresine rastlamadınız arseniğin. Ne de başka bir zehrin. Zerresine bile rastlamadınız ha? Oh, çok iyi, çok iyi. Yalan söylüyorsun sen, ver şunu bana. Alo, ben emekli müfettiş Şeref. Evet, demin doktora söylediklerinizi aynı bana da tekrarlar mısınız lütfen? Evet. Ya, anlıyorum. Zehir mehir yok yani. Emin misiniz? Peki neymiş şişenin içindeki? Hormon seksüril ha? Ne? Beygirden mi alınmış? Çüş. Bir de enzim spesifik ha? Öyle mi? Yani arsenik marsenik yok öyle mi? Evet. Anladım, anlıyorum. Teşekkür ederim Mers. Ay bilemez. Ne üzüldüm, ne üzüldüm. Şimdi inandın mı canım? Kimseyi itham etmeye kalkma. Burada hiç kimse senin kötülüğünü istemez. Bunu şu kafana sok. Acaba öyle mi dersiniz doktor bey? Hadi oradan eşşoğlu eşek. Geri ortalığı karıştırmaya kalkma. Biliyorum, haberim var. Yukarıda hepsini paralelden dinledim. Ay ne terbiye, ne terbiye. Yetiştirene kurban olayım. Lale'den de annesinden de özür dile bakalım. Öyle kolay kolay temize çıkamazlar. Durun bakalım. Ne var gene dedektif bozuntusu? Ne yumurtlayacaksın gene? Altın yumurtlayan tavuk. Söyleyeceğim şu. Aramızda itham edilmeyen tek bir kişi kaldı. Onun da sorguya çekilmesi gerek bence. Hani belli olmaz, belki gerçek suçlu odur. Sen bir şey anladın mı doktor? Yok anlamadım. Ama Lale Hanım hepsini çok iyi anladı. Öyle değil mi Lale Hanım? Konuşmamı istemiyorsunuz değil mi? Mert lütfen sus, yeter artık, daha fazla konuşma. Affedersin ama artık susmayacağım. Yeter bugüne kadar sustum. Hepsini söyleyeceğim. Niye konuşmasına mani oluyorsunuz sorabilir miyim Lale Hanım? Neler saçmalayacağını biliyorum da ondan. Ya
O saçmalar bir tarafınıza çarpar da bir yeriniz incinir diye mi korkuyorsunuz yoksa? Hem onu hem de doktoru incitecek korkarım. Aman ne nezaket ne nezaket. Kendimi Hariciye Köşkü'nü sefirler balosunda sandım. Tahmin edersiniz ki bu anlatacağım hikaye biraz da sizi üzecek doktor bey. Hadi çabuk ol, ne halt söyleyeceksen söyle de bitsin bu muamma. Hatırlıyor musun? Seni krizin tuttuğu ilk gece evde ikimizden başka kimse yok. Evet. İşte o gece sen öyle bir sancılandın ki tuttun beni git çabuk doktoru çağır diye yolladın. Ne olmuş yolladıysam? O gün güya gündüzden Lale Hanım da Pendik'e annesini ziyarete gitmişti. Hatırladın mı bunu da? Gitmişti evet. Sen öyle san, maalesef gitmemişti. O gün nefes nefese doktor beyin apartmanına geldim. Asansörle yukarı muayenehanesine çıktım. Kapı aralıktı, vurmadan girdim. Bir de ne göreyim? Lale Hanım'la doktor bey baş başa vermiş oturmuşlar aynı divanda. Lale Hanım'ın avuçları doktor bey'in elleriyle bütünleşmiş bir biçimde. Beni aniden karşılarında görünce nasıl çığlık attıklarını sana anlatamam. Zavallıcık, zeki görünmek isteyen aptal ne olacak? Zannettiğin kadar da aptal değil. Demek bana anneme gidiyorum diye yalan söyleyip başka bir yere gittin ha? Şimdi savunun bakalım kendinizi Lale Hanım. Ne diyorsunuz? Sana da teessüflerimle şunu söylemek istiyorum. Sen de mi doktoruz? Aman canım, hadi biriniz doğruyu söyleyin de olsun bitsin. En sonunda ben söyleyeceğim. Oo, siz de mi bu işin içindesiniz hanımefendi? Gayet tabii, ben anayım. Deniz anası. Sen anaysan ben de kocayım. Benim haberim olmadan karımı kolumdan tutup başkasına hem de en yakın arkadaşıma götürüp teslim edemezsiniz, anladınız mı? Ne saçmalıyorsun sen? Yani sen şimdi bana şey mi demek istiyorsun? Evet şey, hem de şeyin şeyi. Şeref, vallahi senin düşündüğün gibi değil. Sen sandığımdan da budalaymışsın. Hanımefendi demin dediğiniz gibi tam bir idiot. İdiot ya sana derler, iki yüzlü namussuz. Şimdi anlaşıldı o ceplerinde taşıdığın çeşit çeşit ilaçların, hapların sebebi hikmeti. Demek bana içirdiğin her hapla beni yavaş yavaş öbür tarafa doğru gönderdiğini düşünüyordun ha? Alçak hırsız düşmanı! Ama amacına ulaşamadın işte. Bak sapasağlam karşındayım. Hiçbir zaman da amacına ulaşamayacaksın. Şerefsizim ki değil. Sus, inkar etme. Her şey anlaşıldı işte. Aman doktorcuğum, doğruyu söyleyin olsun bitsin. Ölüm yok ya bu işin sonunda. Bak Lale, aslında bunu senin söylemen lazım. Doktor bey müşkül durumda bırakan sensin. Çünkü bu işi ısrarla sen istedin. Hem de ısrarla istedin ha! Tüh, yazıklar olsun sana! Tamam, her şeyi anlatacağım. Ama böyle bağırıp çağırma. Bağıran çağıran kim be? Mert'in beni doktorun muayenehanesinde gördüğünü iddia ettiği gece ben gerçekten oradaydım. Ama bunda doktorun hiçbir suçu yok. Ben oraya habersizce gitmiştim. Ne yapmayan, ne işin? Şey için... Hadi kızım, hadi anlat da bilsin. Şey için... Ne için? Çocuk sahibi olmak için. Ne? Çocuk sahibi olmak için mi? Evet, ona yalvarmaya, rica etmeye gitmiştim. Ben anne olmak istiyorum. Ne olur doktor bey, bu konuda bana elinizden gelen her yardımı yapın diye yalvardım ona. Yalvarmak için bula onu mu buldun? Senin en yakın arkadaşın. Yani kalkıp başka bir doktora mı gitseydin? İlle birisine gidip de ama ne olursa sizden olur. Ne yapıp edip beni çocuk sahibi yapın diye yalvarman şart mıydı? Ay bu da iyice saçmaladı. Kızım sen de anlatsana doktor beyden nasıl çocuk yapmasını istediğini. Hayır istemez. Daha fazlasını duymak istemiyorum. Bir de şeklini anlatmayın bana. Şerefciğim dinle beni. Mesele senin zannettiğin gibi değil. Bana şerefciğim deme. Peki. Bakın Şeref Bey. Karınız bir gün bana geldi. Evliliğinizin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen çocuk sahibi olmadığınızı söyledi. Aramızda kalması kaydıyla de en son metotları kullanıp çocuk sahibi olabilir miyim diye sordu bana. Neymiş o son metot? Laboratuvar metodu. Tüp bebek. Bu yolla çocuk sahibi olabilir miyim diye sordu. Evet. Siz kocamın en yakın arkadaşısınız. Anne olmak arzusuyla yanıp tutuşan bir kadının bu kutsal arzularını yerine getirmesine yardımcı olun diye yalvardı bana. Peki sen ona ne dedin? Bu metot bizde de kullanılmaya başlandı. Bir araştırayım. Eğer mümkün olursa siz benim ilk hastam olursunuz Lale Hanım dedim. O sırada Mert girdi içeri. İyi de ben bütün bunların doğruluğuna nasıl inanayım? Ben şahidim. Her şey harfi harfine doğru. Lale, kızım. Ay fena mı oldun? Gördün mü bak yaptığını? En sonunda öldüreceksin bu kızı. Gel çocuğum. Gel seni yukarı çıkartayım. Gel ya. Canım, ben şimdi ne yaptım? Burada duruyorum. Ağzım var, dilim yok.
Böyledir zaten. Susarsam böyle tepene binerler. Bunlar hep o senin uydurduğun hikayeler yüzünden oldu. Eşşol eşek. Doktor bey koşun, Lale bayıldı. Ne oluyor? Yangın mı var? Oo, Leyla ile Mecnun da geldiler. Eksikler tamamlandı. Hadi sen git bak bakayım Lale'ye ne olmuş. Seninle konuşmaya geldik baba. Daha doğrusu af dilemeye. Hı, tam sırasını buldunuz yani. Bu durum daha fazla böyle sürmez diye düşündük. He, hangi durum? Triko meselesi mi? Baba bırak şimdi olayı, biz çok ciddiyiz. Müsaade ederseniz biz evlenmek istiyoruz. Ya, müsaade almanıza lüzum yok ki, siz zaten evlenmişsiniz. Vallahi bir şey yok. Bizim aramızdaki sadece platonik bir aşk. He. Daha elini bile tutmadım. Ya, iyi ama daha ne iş yaptığınızı bile bilmiyorum ben sizin. Baba Azmi avukat, bebekte yazıhanesi var. Öyle mi? Köftecilik ikinci işiniz oluyor demek. Hayır efendim. O sadece hobim. Evlenin öyleyse. Yalnız bir şartla. Başlık olarak bir ton ezme istiyorum. Ayrıca bir ton da Şanlıurfa kebabı. İstediğiniz o olsun. Yarın dayarım kapınıza bir kamyon. Biliyor musunuz, bana sempatik gelmeye başladınız. O Nemrut dedenize hiç benzemiyorsunuz. Teşekkür ederim. Gerçi bir iki ufak kusurunuz var ama o kadar kadı kızında da olur artık. Neymiş kusurları? Bir kere kekeliyor biraz konuşurken, sonra bazen de çok çabuk konuşuyor, konuştuğundan bir şey anlaşılmıyor. Ama olsun, o mesleğine yardımcı da olabilir. Çünkü mahkemede hakim ne dediğini anlamaz, mahkemede lehine sonuçlanır. Gözün aydın mağara adam. Hayrola? Kaynanamın cebinde arsenik mi bulundu yoksa? Yahu baba oluyorsun baba. Baba mı, ne babası? İskele babası değil herhalde, çocuğun olacak. Kim söyledi? Ya kim söyleyecek, ben söylüyorum ya. Ben senin tövbe tövbe, Allah bir dediğine bile inanmam be. Ya, yukarısı bayram yeri. Lale Hanım sevinçten ağlıyor. Anası ona sarılmış, nazar değmesin diye tutular çekiyor. Zoyunça Mert'i bir kenara sıkıştırmış. Yahu ev değil, bayram yeri, bayram. Şeref düştü. Oldu, oldu. Nihayet dualarım kabul oldu. Artık ben de anne oluyorum. Hadi gene sayemde. Bak, beygir hormonu işe yaradı. Bana bak. Çocuğun doğduğu zaman eğer beygir gibi kişnerse, o zaman ben sorarım sana. Hadi hadi, benim iksirimin sayesinde çocuk sahibi oluyorsun. Hala ileri geri laf ediyorsun. beyefendi, bir bey gelmiş, doktor bey ile görüşmek istiyor. Aa, o gazeteciliği, alıştın artık, tut kolundan at dışarı hadi. Yok zannim, gazetesi değilmiş, laborant dedi. Tamam, bizim kimyager Fazlı, çağır onu gelsin. Peki, buyurun kimyager Fazlı. İyi günler efendim, bendeniz doktor beyim, dostum adım Fazlı Tartar. Efendim, malum haliniz, dün doktor bey bendenize yapılmak üzere bir şemayı ile küçük bir kutu içinde birkaç gram beyaz toz göndermişti. Bendeniz bir saat evvel şişe mutavasının terkibinde kendilerine bildirdim. Biliyoruz Fazlı beyefendi. Beygir hormonuymuş. Yalnız o tozdan haberimiz yoktu. Ne tozuydu o? Davul tozu ayol. Söyledi ya işte, beyaz toz. Ay bir de polis olacaksın. Rica ederim, yalnız Fazlı bey dinleyelim. Adı geçen tozu analiz ettiğimde maalesef üstünde her ne kadar çiçeklerin parlak renk diye bir ibare bulmaktaysa da içinde bir takım kimyavi maddelerle birlikte 1/07 nispetinde arseniye rastladım. Ki bu miktar azar azar alınsa da bir insanı bir ay gibi kısa bir zamanda öldürmeye yeter. Teşekkür ederim. Şimdi sorguya çekilme sırası sende. Söyle bakayım, bu ilacı nereden aldın? Eminönü'nden çiçek pazarından aldım. Ya! Evet. Demek sana satarken dikkat edin, tehlikelidir demediler ha? Demişlerdi belki ama farkında değilim, bilmiyorum. Öyle mi? Sen çiçeklerini sabahları ilaçlıyordun değil mi? Evet, sabahları ilaçlıyordum. Peki çiçeklerin üzerinde ölmüş sinek ya da böcek görmedin mi? Belki görmüşümdür, bilmiyorum, farkında değilim. Önem vermedim. Önem vermedin ama ben önem verdim.
Onun için ilacı tahlile gönderdim. İsabet etmişsiniz doktorcuğum. Zaten zeki bir insan olduğunuz her halinizden belli. Şimdi sana son bir soru daha. Niçin sabahları geçiriyordun fenalıkları? Çiçekleri sabahları ilaçlıyordum da ondan. Sadece ilaçlamadan değil ki. Sonra da elini yüzünü yıkamadan doğru kahvaltı sofrasına gidiyordun ve parmaklarını yalaya yalaya kahvaltı ediyordun. Ben de diyordum ki burada beni zehirlemeye çalışan gözü dönmüş bir katil var. Ama acaba kim? Meğer ki o gözü dönmüş olan katil kendimmişim. Uzat bakayım ellerini. Uzat dedim. Bana bak, bir dahaki sefere yemekten önce bu patileri yıkayacaksın, anladın mı? Tamam söz. Bakın Tartar Bey şahit olsun, bundan sonra sauna evine gideceğim. Aa, evet, madem hepiniz buradasınız, şimdi sizlere en az bizim bu çocuk olayı kadar mutlu bir ikinci haberim var. Pek yakında ailemizde çifte düğün yapılacak. Evet, Gül'le Mert evleniyorlar. Anlamadım. İki kardeş mi? Nasıl olacak bu iş? Evet doktorcuğum. Gül Çapanoğlu beyefendiyle Mert de dünyanın en sempatik kızı Zuyça ile evleniyor. Şimdi anladın mı dünyanın en zeki adamı? Hadi bakalım kocacığım. Hadi alın bakalım, alın bakalım. Evet, bunu da Zoyça'ya verelim. Evet, hadi. Hadi, gene boğazına mı olacak? Ah tabii, evet. Ha, bana bak. Yalnız o Şefkati Bey'i falan istemiyorum, haberin olsun. Yok canım, ne lüzumu var? Değil mi doktor? Hadi bakalım, mutluluklar. Hadi bakalım.